güzel. Ne yapabilirsiniz? İstiyorsanız rendeleyip de koyabilirsiniz. Ama şu kestiğimiz zaman hani hep deriz ya böyle künefeyi kestiğimiz zaman şöyle peyniri uzar diye. O zaman eğer öyle bir görüntü ve lezzet almak istiyorsak keserek koymak en mükemmeli. Artık tamam, peynirimi kenarları almayacağım için hemen künefemi önüme aldım. Şöyle güzelce peynirlerimi tekrar yerleştiriyorum. Farkındaysanız burada fıstığım var. Neden? Üstüne fıstık yapacağım. Dolapta kaymağım var. Üstüne çok güzel kaymak koyacağız. Ağzımızın suları akmaya başladı bile. Şimdi tekrar künefenin ikinci ve son katı, üst katını şöyle güzelce bol 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 döküyorum. Elimle bastırarak tekrar yerleştireceğim. Fırınımızı açtık. Isındı. Artık gayet güzel. 200 derecede pişireceğim. Hızla pişireceğim. Bir an önce kızarsın diye. Üstüne aynı şekilde şimdi tekrar pekmezli tereyağından süreceğim bir miktar. Fırında pişirdiğim için çevirmeme gerek yok ama eğer ocakta pişiriyor olsak ne yapacağız? İlk katını pişireceğiz ocakta, sonra bir tepsi yardımıyla çevireceğiz. Tekrar aynısını yerleştireceğiz aynı şekilde ve diğer tarafını da pişireceğiz. Şöyle güzelce bütün peynirler kapansın. Çok bastırıyoruz artık şu aşamada. İyice bastıracağım. Hiç peynir görmemem lazım. Çünkü peynirler açığa çıkmaması lazım. Evet, gayet güzel. Artık son parçaları koydum. Şöyle çok güzel bastırdım, bastırdım, bastırdım. Hatta şöyle şöyle küçük ufak hareketlerle iyice tavamız. Şimdi bunun üstüne neyimiz kaldı? Artık kadayıfımı kaldırdım. Onu da tek kişilik olarak hazırlayacağım. Yağımızı koyacağız. Şimdi yağı aldığımız zaman biliyorsunuz tepsiye böyle sürmüştük ama burada bir şekilde sürmemiz mümkün değil. O zaman tekrar şöyle bir karıştırıyorum kenarda kalan pekmezleri de. Hemen bir spatula daha aldım. Şöyle ufak parçalar aldım. Attım üstüne. Çünkü ne olacak? Tereyağı erimeye başlayınca kendisi bir güzel yayılacak. Sanki fırçayla sürmüşüz gibi. Hatta istersek kabarması gibi bir derdimiz yok zaten. Çıkartırız. Tekrar bir fırçayla dağıtabiliriz her tarafına. Böyle parçalar halinde pekmezle karıştırdığımız tereyağını koyuyoruz. Ben bol tereyağlı seviyorum. Biliyorum siz de öyle seviyorsunuz. İyi ve güzel malzeme kullandıktan sonra İstediğiniz miktarda yemenizin hiçbir sakıncası yok. Evet, şu an bu kadar yeterli. Fırınımız ısındı. Ne yapıyoruz? Hemen alıyoruz bunu. Fırında 200 derecede süre veremiyorum ama 200 derecede çok iyi pişiren bir fırında yaklaşık 40 dakikada nar gibi kızarmış olarak çıkartacağız. Haydi bakalım şimdi fırına diyorum. Şöyle bir düzelttim. Son bir dokundum. Vedalaşamıyorum sanki. Hemen fırına gönderiyorum. Hemen kapattım. Yaklaşık bir 40 dakika. 40 dakika sonra bakalım ne hale gelecek. Künefemiz pişmek üzere, son bir dakikamız kaldı. Ne yaptım? Hemen toz fıstık hazırladım üstüne. Bilmiyorum siz ama ben bayılıyorum. Ya dondurma ya kaymak olmazsa olmaz. Dondurmayı şu an erteledim daha sonrasında. Ama hemen kaymak hazırladım. Zaten şurubum hazır, meyvem hazır. Artık ne yapabiliriz? Fırından künefemizi çıkartabiliriz. Hadi bakalım. Hemen geldim. Fırınımı açtım. Çok güzel kızarmış. Şöyle dikkatlice hemen yanmadan diyoruz. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Nar gibi kızarmış. Muhteşem. Hemen getirdim. Hızla koydum. Şimdi ne yapacağız? Bazı tatlılarda olduğu gibi hepsini ama şerbetlerde. Şerbetini nasıl koyacağız? En çok sorulan soru budur bana. Künefe sıcakken şerbet soğuk olacak. Asla ikisi de sıcak veya ikisi de soğuk olmayacak. Hemen şerbetimi aldım. Dökmeye başladım. Neden biri sıcak biri soğuk? Çünkü çeksinler diye. Bol 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 bol. Artık burada tamamen sizin damak zevkiniz ama az az dökmeyin. Çünkü o biraz sonra hepsini çekecek. Sıcaklığından dolayı zaten başladı çekmeye. Şöyle bir döktüm. Güzelce. Şimdi bekliyorum. Hadi çek bakalım şerbetini diye. Hemen aldım toz fıstığımı.
İsmi ne istiyorsanız, siz ne seviyorsanız kullanabilirsiniz. Hatta size bitiyor vereyim, şöyle yapabilirsiniz. Biz sade şerbet yaptık. Vişneli şerbet yapabilirsiniz. Portakallı şerbet yapabilirsiniz. Künefenizi istiyorsanız meyve ile bile aromalandırabilirsiniz. Hemen fıstığımı aldım. Şöyle senelerdir künefe yemenin vermiş olduğu bilgiyle, bilirsiniz bütün kebapçılarımız, ustalarımız böyle dökerler. Hemen ben de şöyle döktüm. Künefeyi hiç olmazsa biliyorum çok sağlıksız ama bir kere aç karnına yemenizi tavsiye ediyorum. İçindeki tatlı tuzlu peynir ve şerbet olayından dolayı çok güzel oluyor. Bol bol fıstık, hiç elinizi korkak alıştırmayın, dökün dökün. Badem de kullanabilirsiniz. Ben yeşilin rengini sevdiğim için fıstık kullanıyorum. Biraz da bol bulamaç, çok güzel. Şöyle ellerimi de temizledim. Hemen bir dondurma kaşığıyla, isterseniz direkt bile koyabilirsiniz. Şöyle bir kaymak aldım. Ortasına şöyle güzelce bıraktım. Hemen aldım bir top daha. Şimdi dilimleyeceğim. Dilerseniz dondurma da koyabilirsiniz. Çok yakışıyor. Özellikle vanilyalı dondurma. Şu da üçüncüsü. Çok güzel. Hatta eğer varsa şöyle meyvelerden koyabilirsiniz üstüne. Şöyle seçiyorum. Neden bulduğumuz her şeyi koyalım, yiyelim. Çok güzel, çok lezzetli bir künefe hazırladık. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Sakın sakın ama sakın yapmamazlık yapmayın. Her zaman olduğu gibi hemen Berna'nın çetesini yerleştiriyorum. Ve diyorum ki unutmayın, ufak dokunuşlar hayatınıza renk katar. Görüşmek üzere, afiyet olsun.